Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek sabah programı. Hatta şöyle söyleyeyim, gündemi belirleyen televizyonlardaki tek magazin programı söylemezsem olmaz. An itibarıyla yine istemediğimiz şarkılarla. Yani ben bir efsaneydi Hakan Peker'le başlamak istedim. Ama reji kendince şarkıyı değiştiriyor. Her değiştirdiğinde de ben oturacağım. Çünkü benim istediğim şarkıyı çalmanız gerekiyor. Tamam mı canım? Ceza veriyorsun. Sizin istediğiniz şarkıyla olmayacak. Onu kafanıza koyun. Günaydın Arto'cum. Diyorlar ki zaten senin oturmanı istemişler. Onun için yapmışlar. Öyle, ben bir oturum bir daha kalkmam. Benim inadı. Ben Koç burcuyum ama yani benim inadı. Oturdum mu bir daha kalkmam yani. Günaydın diyemedim. Günaydın, günaydın, günaydın. Her sabah başlarken benim sinirimi bozmak zorundalar mı bunlar Arto, evet, ya? Gerçekten yani. Çünkü sen sinirin bozulunca daha böyle şey oluyorsun. Ay yok ama ben istemiyorum. Ben tansiyon hastasıyım. Bak taklidimi yapıyorlar. Hayır yapmayın diyorum. Bak önceden çocuklar, o kadar işime saygılı bir insanım ki 5.30'da kalkıyorum. 6.30-7, yani 7'de buradayım. Yayına da insanlar 5 dakika öncesinden gelip, ben 25 dakika öncesinden gelip buraya oturuyorum. Her şey güzel ve istediğimiz gibi gitsin diye. Fakat asla dinlemiyorlar beni. Şikayet ediyorum buradan size hepsini. Bir daha da yaparsanız ne dans ederim, ne kalkarım, ne bir şey yaparım. Haberiniz olsun. Evet. Konuşmaz. Geçen sene pijamamı giydim geldim. O zaman ben günaydın, ben yine pozitif olarak açıp, eskiden beni agresif bilirlerdi, kötü bilirlerdi. Allah'tan uzun yayınlarda kimlerin agresif şimdi, ve kötü olduğunu gördük. Pijam Mali mesela. Hayır, şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar bağıran çağıran ekipti bunlar. Tabii. Bunlar benim yanımda hanımefendi oldular hepsi. car konuşurken Arto'yu biliyorsunuz ne, yani ne kadar ses. Ama benim karşımda bunlar birdenbire sus pus oldular. Benim bir bakıyorum Seren Serengil gelmiş. Size ne oldu? Hepsi Seren Serengil oluyorlar. Herkes diyor. Daha bir deli diyorlar. Sen ne kadar usluymuşsun be Ersem diyorlar. Kendimi sayenizde temizledim. Çünkü bunlar kendilerini temizledim. Ben yapıyorlar. Ondan böyle oluyor. Halbuki asılları bu değil yani. Evet, neyse. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi bir çarşamba olsun. Konularımız, arada telefon bağlantılarımız, arada inanılmaz skandallarımız, her şey var. Önce YouTube kanalımızı söylüyoruz. Söylemezsem olmaz. YouTube kanalımız söylemezsem olmaz. Instagram adresimiz solmaz yeni alt tire. İrtibat numarası. Yönetmenliğe başlayacağım. İrtibat. Efendim, irtibat numaramız da 0549-802-86-31 sevgili Seccar. Kameramanım biraz geriye gider misin? Git, Arto önde kabak gibi çocuk kaldı. Git beni birazcık uzaklar. Aferin, tamam. Ya bunu demin de söylemiştim ama bana bakmaktan çocuk şey yapamıyor. Herhalde, yani böyle bir güzel. Bak, böyle bir irtibat numarası ver, belki kısmetin çıkar. Ay, belki bir kısmet türkücü, yok da ben istemiyorum. Belki bir türkücü bir arabeskçi bağlanır. Yok, söz verdim. İzci sözü. Instagram adresi. Ben veriyorum. Kendi Instagram adresimi veriyorum. Bütün türkücüler, bütün arabeskçiler bana yazabilir. Serene çıkma teklif edecek olan varsa ilk 20 kişiden loto çekeceğim. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ne kadar ayıpsın yaptın. Ayrıca da nesi var? Yani ben hiç gurur duyuyorum ayrıca da. Bir şey neden demiyorum. Hayır. Benim için adam olmaları önemli. Herhalde ki. Ben yani, zaten onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Şimdi bak, şimdi Türkiye'de böyle şeyler yapıyorsunuz ama yani insanlar türkücü falan diye ezikliyorsunuz. İnsanlar arabesk falan söylüyor diye. Yani şunu söyleyeyim ben. Bak. Bu iş adamları aynı şehirden geliyor da onlar iş adamı olduğu için ve iş sahibi olduğu için, parası olduğu için kro olmuyorlar da. Şimdi demagoji. Şimdi bunlar. Bu da saçma. Bilal'cim demagoji yapın. Hayır, şu anda Türk halkını oynayıp fakir sen ve beni fakir ve gururlu çocukları istiyorum, soruyorum. Ben hayatım boyunca benim şu anda biri var. İnsan. Günaydın sayın demagoji. Günaydın. Hiç demagoji ile alakası yok. Ben sadece bana uygun olmayabilirler. Bu ayrı bir case. Ayrı bir şey. Bilal Bey, ayrı bir case. Ayrı bir şey. Yani ayrı bir durum. Ama insanları da yani o arabeskiyle alıyor Selen. Sen dedik adam, senin kocan da aynı şey, köyden gelmiş. Ya sen muhtemelen yani kadın mı oturtacak bir adam arıyorsun. Böyle biraz lay lay, böyle hani what?
desin. Sen otur, yok, oturduğun yerine desin. Yok, o kadar da olmasın tabii ki. Ama okay, biraz olsun. Biraz sahip, ben sahip çıkan adama, Türk filmini çocukken çok seyrettiğim için Türk filmlerine hep böyle maç adam gelir, Kadir'e inanır, Türkan şuraya götürür falan. Biz öyle adamlar var zannederek ve o öyle adamların bu tarz adamlardan çıkabileceğini hep düşünmüşüm, inanmışım. Hayır, öyle olmadığını zaman içinde 96 yıl sonra öğrendi. Siz yine de bana yazın. Arto Dalga yazın. Gerçekten şöyle. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkiye'de bu kadar neşeleneceğimi hiç düşünemezdim. Yemin ederim, bak Fransızcalar, Latince, hepsi geçti. En çok bunda eğleniyor. Hadi ver bakalım Instagram adresini. Efendim, Seren Serengil. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür ederim. Herkesin ruhuna göre arkadaşlar. Bu herhalde ayıp bir şey değil. Onda dalga dalga ben de Gypsy Kings çalacaksınız. Hiçbir şeyi aşağılayamazsın. Bu sürü seven var böyle şarkıları. Bu sürü halkımızda bu tip şarkıları seven var. Ben zaten bunları sürü, bunları söyleyen insanlarla hayatımı birleştirdim. Sen ne diyorsun? İtirafı bağlar mısınız lütfen? Bugün itiraf günüm. İtiraf hattaymış. Bugün çok havamdayım. Yani biraz hasta olacağım. Biraz okullu gibisin ama EBA TV'den galiba yayın alıyorsun. Yok hayatım. Bu sene bu yakalar çok moda birlikte olacak. Birlikte aldığımız değil mi bu? Evet. Sen evet. Birlikte aldığımız, alışverişe beraber çıktığımız bir şey. Alışverişe çıkıyoruz, bana hiçbir şey alındığı yok. Sadece kendine. Hayatım. Sponsor arıyorum kardeşim kendime. Gömlekçi arıyorum, gömlekçi. Ay bir de turizm şirketi hayatım, arıyorum. Hayatım, çünkü gömleklerin üzerine çeşitli strasslar, taşlar istiyor. Neyse, ben ona tasarım yaptıracağım. Selen geldi Hanım, size de ekstra bir sponsor bulunmuş. Ben çorapçıymış. Ben sponsor kullanmıyorum. Ay çok havalısın. O zaman hadi magazin turunda neler oluyor? Evet. Valla çok keyifli girdik çarşambamıza. Magazin turunda neler oluyor? Ünlüler neler yapmış? Kimler nerelerde, kimlerle yakalanmış? Ne stresler, ne skandallar, ne gerginlikler var. Buyurun. Magazin turumuz çok renkli, dop dolu. Karşımıza kimler çıktı, kimler? Berkay maskesiz görüntülendiği haberlerine isyan etti. Trafikte çevirmeye takılan Yusuf Çim'e rastlıyoruz. Maske takmamış olmasına hemen açıklık getirdi. Sermiya Midyat ve Ersin Korkut birlikte oynayacakları Eyvah Tatil için samimi açıklamalar yaptı. İsmi Eyvah Tatil. Ekim ayında çekimlerine başlayacağız inşallah. Sermiya Midyat oyuncumuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Kendisine. Ben Atı Demirer olarak katılmıştım ama. Hepimiz için hayırlı olsun. Mehmet abi. İnşallah. Cümlemize hayırlı olsun. Siz tatile alışıksınız. Tatil. Böyle yazı, güneş, kum güneşi de. Ya yazar zaten beni düşünerek yazmış, hayal etmiş. O yüzden Suat abiye çok teşekkür ederim. Eyvah Tatil'den geçiyoruz. Güzel oyuncu Özge Özpirinci'ye. Hanımefendi yoğun çalışma temposundan yorulduğunu söyledi. Zehra Çilingiroğlu kahve almaya gelmiş. Alaaddin Bey ile ayrılığını soruyoruz fakat cevap vermiyor. Arabada oturan teyzesi Helin Avşar'la muhabbete dalıyoruz. Soruları Avşar soruyor bize. Zehra Çilingiroğlu'nun aşk hayatı için ondan laf almaya çalıştık ama nafile. Turumuza katılan bir diğer talihli Öykü Karayel ve ona çok benzediği için Öykü Karayel sanılan Ezgi Karayel. Öykü Hanım. Ya bu kadar benzerlik olur mu? Muhabirimiz Öykü Karayel'e eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan da yaz ayında çıkan haberleri sordu. Öykü Karayel'in ağzını bıçak açmadı. Güzel bir tatil yapmışsınız. Batur Bey'le yan yana gelmişsiniz ve gündem olmuşsunuz. Can Bey bu konuyla alakalı açıklama yapmıştı ama bayağı bir tepki almıştı. Nişantaşı'nda Hazal Filiz Küçükköse'yi görüyoruz. Güzel oyuncuya tatilde yaşadığı talihsiz anı sorduk. Oyuncu
oyuncu Ümit Kantarcılar geçtiğimiz günlerde Halil Sezai'nin yaşlı bir adamı uyguladığı kabul edilemez şiddet için yorum yaptı. Yeni evli çift Demet Şener ve Cenk Küpeli ile araba içinde röportaj yaptık. Caner Karaloğlu'nun eski eşi ve bir zamanlar ilişki yaşadığı Tuğba Ünsal yeniden mahkemelik oldu. Tuğba Ünsal, Mas ve arkadaşının kendisinin bir mekanda videosunu çektiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olay şarkıcı Yıldız Tilbe, 2017'de kendisine yol vermeyen bir araca çarpıp metrelerce sürüklemişti. Yıldız Tilbe'ye 180 gün adli para cezası verilmişti. Ceza 150 güne indirilip 3000 liraya çevrildi. Ünlü sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, koronavirüsü yendiğini sosyal medyasından duyurdu. Cem Yılmaz'la dillere destan bir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan yaza veda pozları. Hande Erçel paylaştığı fotoğraflardaki zayıflığıyla takipçilerini bir hayli korkuttu. Bir gazetede Nilperi Şahinkaya'nın gençliği yerine Sibel Can'ın gençliği kullanılınca Nilperi Şahinkaya gazeteyi fena tiye aldı. Sibel Can'ın fotoğrafını koyup bu Nilperi diyemezsiniz. Rıza Kocaoğlu'nun sevgilisi Çukur'un Nehiri, Hazal Subaşı'dan sosyal medyayı sallayan küvet pozları. Evet, gördüğün gibi kimi ararsan var. Yani Yusuf Çim'den Yıldız Tilbe'ye, Yıldız Tilbe'den Avşar ailesine, kimi ararsan var. Sermiyan Midyat'a, Tuğba Ünsal'a, Cem Yılmaz'a, herkes var. Şimdi bir tanesiyle başlayalım. Bir kere Berkay isyan etmekte son derece haksız. Çünkü bütün açık alanlarda, bütün konser gibi yerlerde kendisinin misafiri oldu. Kendisinin performans yaptığı yerlerden bahsetmiyorum. Bunların hepsinde maskesiz yakalanıyor ve halihazırda maskeleri gösteriyor ve isyan ediyor. Ama ne diyerek isyan ediyor? Yani işte hani takıyorum aslında, yok öyle bir şey bilmem ne gibi bir şeyler söylüyor. Sonuç olarak yakalandığın ve görüldüğün fotoğraflar ve videolar sabit. Dolayısıyla burada yapılacak tek şey ne biliyor musun? Sadece özür dilemek. Başka hiçbir şey değil. Ya bir de şöyle, onun da çocukları var. Hepimiz de bayılıyoruz. Her gün açıp açıp gerçekten seyrediyorum. Maşallah yani. İki tane kız çocuğu var ki herkesin evladı tabii. Allah bağışlasın. Kendine göre güzel, yani onun çocuklarına da zarar olur. Çünkü bir şekilde eve gidiyor yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de biraz daha... Biliyorum çok sıkıcı bir şey bu maske takmak. Yani biz Berkay'a söylüyoruz. Biz de her bulduğumuz yerde hemen maskemizi indiriyoruz. Hemen açı veriyorum nefes almak için falan. Yani hele o burnun kapanması falan daha da bir rezil bir durum ama yani ne yapacaksınız? Yapılacak bir şey yok. Yani işin ciddiyetini ne zaman daha çok anlıyorsun? Mesela geçen gün ödül verdi Emmy. Evet. Bir sürü yani adamlar hiç kimse oraya gitmedi. Tabii. Hiç kimse evden. Ondan sonra herkes evden katıldı. Aynen. Herkes maskeli. Yani dünya bunu yaşıyor ve dünyanın en prestijli, en önemli ödül gecelerinden bir tanesi. Adamlar bunu birbirlerinden ayrı, sunucusu sadece tek başına sundu programı. Yani aslında onun için kötü bir şey. Sonuçta peki, iki tane çocuğu var. Şuradaki ama burada herkes bir tek Berkay değil. Burası nedir? Açık hava tiyatrosu mu? Evet açık hava. Açık hava tiyatrosu yasaklanmamış mıydı? Yok, daha Harbi Açık Hava'da muhtemelen Yıldız Tilbe'yi seyrederken hani eski. Çıktı sonra eski değil, eski dedin 10-15 gün 20 gün önce. Ama şu anda her şey durduruldu ya. Şu anda durduruldu aynen. Sadece operalar falan öyle bir şeyler. Sen de operaya hazırlanıyormuşsun duydum. Hayır yani çok enteresan şeyler açık kalmış yani. O yüzden de şimdi bütün müzik de yasaklandı falan ya bu hafta değil. Ama tiyatro da var. Tiyatroda var çünkü nereden biliyorum, Bergüzar Korel tiyatroya hazırlanıyor. Peki ben bir şey sorayım o zaman. Merak ettiğim için soruyorum. Bana söyle. Şimdi tiyatroda bu oturumda geçmiyor. Bu şekilde hiçbir şey olmuyor da niye müzik buna bir orkestra katılınca o zaman? Bu da bana şimdi saçma geldi bir dakika. Ay hayret, ilk defa Seren Serengil müziği savunuyor ve şarkıcıları savunuyor. Artucuğum. Yani kusura bakma da ben de şarkıcıyım ve ben de bu mesleğe ilk işim bu benim.
tabii ki savunurum. Ama saçma olan yerde savunmam. İşte yani de... Cenk Eren açız bilmem ne diye Demet Akalın çıktığı zaman daha ilk günlerde savunmam. Bir de. Çünkü bu saçmalık. Bu bir bizim eğlence sektörüyüz biz. Evet. Biz doktor değiliz, öğretmen değiliz, avukat değiliz. Çok emergency, çok acil durumdaki bir meslek grubunda değiliz. İşine yani yerine geldiğinde herkesten fazla para kazanıyoruz. Dolayısıyla böyle 3 ay 6 ay oturdun mu devamlı çıkıp da ne yapacağız biz? Kredilerimizi ödemiyoruz bilmem ne falan dediğin zaman asgari ücretle geçinen insanlara terbiyesizlik yapmış oluruz. Ben bunun karşısında durdum. Hiç müziğin falan karşısında durmuş değilim. Ama şimdi burada da eğer tiyatroya gidiyorsa insanlar ve o ya da baleye bitişik, gidiyorsa aynı bitişik kalabalık. Bitişik nizam şekilde oturuluyorsa veya baleye, operaya evet. O zaman niye bir şarkıcı sahneye çıktığı zaman ne farkı kaldı şimdi? Ve ben aynı şekilde anlamıyorum. Oturabilirler onlar da. O zaman o olmuyor. O evet. Zaman veya yani şimdi işte bu şeyler bu sistemde hani benim aklıma gelen herkesin aklına geliyor. Ben söyleyeyim geliyor. Mi niye olduğunu? Evet. Bence opera, bale bunlar en zor sanatlar ya. En para kazanamayanlar. Yani bu ülkede hani en zor olan bölüm olduğu için ama galiba. Arto, şimdi bu hastalık ya. İşte. Bu hastalık geçecekse o zaman oradan da geçecek, yayılacak. Aynı fikirdeyim. Orada yani bir şey eğer çok yani asla olamayacaksa bunların hiçbirisi asla olamasın o zaman. Yani anladın mı? O zaman da bak şimdi burada da nasıl orada o taraftaysam burada da bu taraftayım şu anda. Soruyorum diyorum ki tiyatroyu seyretmeye giderken yan yana oturuyoruz. Operayı seyretmeye giderken yan yana oturuyoruz da. Bir şarkıcıyı seyretmeye giderken yan yana oturduğumuzda mı geçiyor o zaman? Ya bu da olmuyor işte. Bunun peki şeyini anlamıyorum. Mantığını çözemedim. Bir bilen varsa belki ben aklıma gelemedim. Bilen olursa. Peki Helin Avşar kime benzemiş? Şey anneanneye. Anneanne. Yani Emel Avşar'a mı benzemiş? Kime? Emel ablaya. Sen... Emel ablaya benziyor. Işte. Ama evet büyüdükçe ona benziyorlar. Ama zaten aslında Hülya'nın da burnu, ağzı falan. Ölüm yok doğruyu söyle. Sen en iyisi sen bilirsin. Helin Avşar, Hülya Avşar'ın kızı mı? Hayır tabii ki kardeşi. Kardeşi mi? Tabii canım. Biz neredeyse beraber büyüdük yani. Helin o kadar yakınım ve biliyorsun ailem gibi i̇şte onlar yani soruyorum. Evlerin içerisinde. Ne tabii peki ki bu kardeş. Yalan haber nereden zaten çıktı Helin be? Helin babasına ne kadar çok benziyor yani aslında şeye Hülya'nın da babasına yani babalarına ne kadar çok benziyor. Yani hık demiş burnundan düşmüş çok yakından tanıdığım ama için. Ama sonuçta Hülya'nın kızı da olsa babasına dedesine benzeyebilir sonuçta. Benzeyebilir ama Hülya'nın kardeşi Helin. Yani, öyle mi? Aynen. Yani... çok öz ve öz ve kardeş yani. Ve ben peki nereden ama çıktığını biliyor musun gibi. Bu dedikodunun? Ya o zaman gazeteler o zaman, işte ha. Yani Hülya'nın kardeşi değil de çocuğu mu acaba diye bir şeyle attılar oraya. Yani orada yıllarca çıktı. Geldi buraya kadar ya. Peki Zehra için ne düşünüyorsun? Ben çok kibar buluyorum Zehra'yı ya. Zehra ha? Bak gerçekten o jenerasyon. Bu jenerasyon çünkü bir değişik bir jenerasyon. Evet. Yani gayet böyle yani... Hoppa bir jenerasyon aynen. Geldi maalesef. Yani sanal ortam herkes gençliği. İçin söylemiyorum tabii ama hani şahit olduklarım, gördüklerim şaşırtıcı. Ama bu kız Pamuk Prenses gibi büyümüş. Yani zenginlikten bahsetmiyorum. Evet. Pamuklara sarılıp değil mi? Çok nezaketli, evet. Çok terbiyeli. Efendi. Hiç Hülya Avşar'a benzemiyor ondan yani. Ondan sonra ama Hülya çok iyi bir anne oldu ve evet, onu çok iyi yetiştirdi. Hülya'nın kendisini da Allah'tan babası... hiç sana da hiç benzemesi Allah için. Hiç benzemesin. Çünkü çok naif, çok cici bir kız çok, yetişmiş. Böyle bir nezaketli, efendi, saygılı bir kız. Sesini falan yükseltmeyen. Gerçekten hani ben erkek belli olsam anladım. Şu anda bir iyi bir aile olsam o kızı... la oğlumun evlenmesini çok isterdim. Çünkü car 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 konuşan bir kız değil. Efendi çok çocuk ama. Ama birini alınca biliyorsun anasını da birlikte alıyorsun ya. Hülya öyle şeyler karışmaz yani. Hülya hiçbir şeye muhatap olan bir kız değil. Helin'e karışabildi mi Hülya? Ki Helin de çocuğu gibi. Helin'e karışabildi mi? Fırtınalar koparsa kopsun. Helin'e Helin özledik Avşar. Ama. Yani ama dönemin Helin'le... bir 10 yılın 15 yılın en büyük fırtınasıydı yani. Ama ben sana söyleyeyim Helin de Avşar insan ya. Olarak o da bakma çok aslında pamuk kalpli falan o da çok tabii, iyi bir tabii, kız aslında. Herhalde aslında canım. Seviyordu gezmeyi, tozmayı. Tabii benim çok eski arkadaşım yani, onun için söylüyorum. Ben onu da çok severim. Şimdi yine mesela enteresan kararlar var. Sen yapsan ben yapsam bizi tefe koyarlar.
onlarca gün Halil Sezai gibi her gün reklam ederlerdi ve içeride zorla atarlardı. Yıldız Tilbe. Evet. Bir kadına çarpıyor yol vermediği için arabasına, arabasını da sürüklüyor. Biliyorsun Yıldız'ın hırsı hırstır yani. Sürüklüyor ve tabii ki 180 gün ceza alıyor. Fakat evet. 180 günü 150 güne indiriyorlar ki bu herhalde para cezasına çevrilebilsin diye. Bunu sen yapsaydın. Tabii. Ya Türkiye'de ne olurdu? Bakın şimdi bu kadar işte. Ufak şeylerden işte dediğim gibi mesela tedbir kararı. Ha, şimdi bakın birisinin annesine, babasına, sülalesine küfür edip, hakaret edip, ahlaksızca laflar söyleyenlerden bahsetmiyorum. Gösterim. O bir şiddet zaten. Ama şimdi bize mesela tedbir kararları gönderiyorlar. Biz bir televizyon programıyız ve eleştiren bir programız. Dünyada da bu programlardan çok var. Hemen yani, kesiyorum. Çocuklar. Bütün ünlüler eleştiriye açık olmak zorundadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'a, yani Trump biliyorsunuz Amerika'nın başkanı ve onun gibi bütün Avrupa'daki liderlere neler söylüyorlar biliyor musun? Neler? Bu demokrasinin içinde oradaki insanlara ya da Seren'e ya da Gülben'e ya da Hülya Avşar, bunlar eleştirilir. Bazen çok nezaketsiz de eleştirilebilir. Bakın nezaketsizlik olduğu zaman ayrı bir şeydir. Sadece bu programda bizim mesela benim olduğum 7 senedir ki olan hiçbir programda ne bir iftira olabilir, ne bir yalan olabilir, ne de hakaret olabilir. Gerçeği söylüyor ama bazen gerçekler bir, çünkü birçok gerçek konuşulamadığı için Türkiye'de. Onu arıyor, bu bunu arıyor, bu buna elde ediyor, bu buna para veriyor falan, böyle durumlar var biliyorsunuz. O yüzden de konuşulanını susturmak istiyor. Niye? Bugüne kadar saklamış kendini. Ha şimdi bu çıktı, bunu indirelim oradan. Neden? Çünkü bizi ortaya çıkartacak. Tabii. Bu. Bizim ne olduğumuzu bu ortaya çıkartacak. Şimdi olay şu. Burada Yıldız Tilbe'nin ceza alması gerekiyor muydu? Ya resmen sürüklemiş. Yani gazetelerin hepsi aynı şeyi yazıyor. Şimdi gazetelerin yazdıklarına çok itibar etmiyorum artık. Neden biliyor musun? Gazeteler istediği insan için istediği şeyi yazabiliyor. Burada abartmadan yani, veriyorlar ama Yıldız'a mesela hiç bir şekilde kötü olarak vermiyorlar. Sadece sürükledi diyorlar. Başkası olsası, bak sana ne diyorum. Bunu Hülya Avşar yapsaydı. Tabii. Bunu sen ben yapsaydım. Aynen. Birisi yapsaydı. Aynen. Bunu nasıl işte Seren arabayla vurdu. Nasıl siz Seren'e ceza derdiniz yani? Biz tabii Yıldız ceza alsın diye söylemiyoruz bunu. Ama çifte standart bu ülkede var. Saçma sapan burada iki tane kelam, birisi hakkında bir şey konuşulduğu zaman seni hapise sokuyorlar. Ya ben daha bak gerçekten o konuyu açacağım. O dosyayı da açacağım. Tamam. Biraz üzerinden zaman geçsin diye bekledim. Tamam. Bu hakikaten herkese aynı muamele yapılmıyor bu memlekette. Onu göre konuşacağız seninle. Bunları da konuşa konuşa. Aynen. Bunları sizlerle paylaşa paylaşa yola getireceğiz. Başka çaresi yok. Çünkü bunların da neden yapıldığını söylemezsek eğer, o zaman adalet sistemimize güvenimizi sarsmış oluruz yani. Bu konudan hemen başka bir çok önemli bir konuya geçiyorum. Evet. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses çok ünlü bir sanatçı. Çok ünlü bir baba, prodüktör, yorumcu. Fakat gün geçmiyor ki başından çocuklarıyla ilgili bir sürü şey geçmesin. Ha, İbrahim Tatlıses de çocuklarına çok adil davranıyor mu derseniz, ben bilmiyorum. Çocuklarına soralım mı? Buyurun. Sesiyle gönüllere tat kuran Türk müziğinin yaşayan efsanesi, sahnelerin imparatoru İbrahim Tatlıses. Yaptığı her albüm, her şarkı milyonlara ulaşan İbrahim Tatlıses, fırtınaların hiç dinmediği özel hayatıyla da magazin dünyasına yarım asırdır damga vuruyor. Uğradığı silahlı saldırının ardından yeni yeni sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses yine sık sık gündeme gelerek eski günlerini aratmıyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de imparator ne yapsa olay oluyor. Ne söylese herkes onu dinliyor. Ünlü sanatçı önce özlenen programı İbo Show'un ekranlara geri döneceğini söyleyerek sevenlerine müjdeyi verdi.
sonra sitem dolu paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım. Allah insana evladın da hayırlısını versin. Vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü azı karar çoğu zarar" mesajını paylaşan imparatoru hangi çocuğu pişman etti? 7 çocuğundan hayırsız olanları hangileri? Biz parmak hesabıyla tek tek ünlü sanatçının çocuklarını sayarken tatlı sesten paylaşımı ile ilgili net bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde eski eşi Ayşegül Yıldız ve sık sık polemik yaşadığı kızı Dilan Çıtak'tan çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. Önce bir alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayşegül Yıldız, üç çocuktan birinin Elif Ada olduğunu ima etti. Asıl bomba ise sonradan kızı olduğunu öğrendiği Dilan Çıtak'tan geldi. Babası gibi şarkıcılığı seçen Dilan Çıtak konuk olduğu bir televizyon programında olay açıklamalar yaptı. Babasıyla ilgili sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Dilan, Dilan doğru, Dilan Çıtak. Dilan, ben tanıma imkanı buldum. Dilan Çıta, sana şöyle söyleyeyim, o kadar düzgün ve o kadar karakterli, o kadar sağlam bir kız ki. Dilan değil mi? Çok üzülüyorum. Evet. Ben İbrahim Bey'le yıllarca çalıştım. İbrahim Bey'i çok severim. Ama şimdi bu kız çok uzun zaman zaten bizim bile bilmediğimiz, saklanmış. Açıklanmamış. Kabul edilmemiş. Kabul edilmemiş. Ve belki de İbrahim Tatlıses de her televizyonda gördüğü, "Ah bu benim babam" dediği zaman söylememesi için bastırılmış bir kız çocuğu olarak büyümüş. Yani düşünsene, benim babam İbrahim Tatlıses olduğunu biliyorum. Evet, beni başka bir adam büyütüyor. Allah da o adamdan razı olsun çünkü çok güzel bahsediyor ondan. Baksana ne güzel, çok diyor önemli ki benim şey. Babam o diyor ya. Evet. Yani benim babam Allah o diyor. Allah razı olsun, çok önemli bir şey. Bir kız çocuğu için o kadar önemli. Tabii. Ki bilemezsiniz. Şimdi burada İbrahim Tatlıses son yıllarda belki küçük çocuklar, çocukları daha küçük olduğu için İdo'ya ilk önce böyle çok düşkünlüğünü gösterirdi. Sonra... şimdi en ufaklık onu Elif, çok, Ada. Elif Ada'yı biz de çok seviyoruz. Tabii daha çok küçük. Tabii çok küçük yani. Şimdi onlara olan, tabii daha ufak olunca daha böyle belki hani babalık, daha olgun yaşta babalığını hissettiği dönemlerde o çocuklarına sahip olduğu için o daha büyük yaştaki çocuklarına tabii ki o yokuşu çıkarken belki de tam babalık yapamadı. Ama ve çok Ayşegül, genç olduğu için de yapamadı. Ayşegül yine de orada bir mean ediyor. Diyor ki belki diyor, nereden biliyorsunuz onun sevmediği çocuğun Elif Ada olmadığını diyor. Şimdi, orada altta yani, bir kinaye var, altta bir metin var gibi geldi. Yok yani o aslında kimse kırılmasın diye söylemiş onu Ayşegül, ama burada bana göre tamamen zaten Dilan'ın açıklamalarından sonra da sorunun Dilan'la alakalı olduğu çok anlaşıldı. Dilan ve bence Ahmet, ikisininle alakalı bir problem. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Benim de babam vardı. Onun da malı mülkü vardı. Yani annemden ayrıldığı süreçte. Şimdi annemin de var. Ben isterim ki kardeşlerimle yarın bundan dolayı karşı karşıya gelmeyelim. Ben isterim ki benim annem de babam benim hayatımdayken beni düşünsün. Eğer kardeşlerimi düşünüyorsa beni de düşünsün. %100. Yani tabii hele ki. Onların tabii hepsi ki. Mesela İdo'nun annesinin mal varlığı var. Derya ablanın durumu çok iyi. Yani en azından yani iyi. Aynen. Şimdi Ayşe zaten ufaklığa siz şu anda sahip çıkıyorsunuz falan. Bu kız tek başına. Ve bu kızla hiç sahip çıkılmamış hiçbir zaman. Ve bu kızın gerçekten sesi tatlı ses ailesinde. Bayrak taşıyacak seslerden bir tanesi bu. Ama hadi sesi de bırakın, onu da bırakın, her şeyi bırakın. Bu kız zaten sizden hep uzakta büyümüş. Sizi hep özleyerek orlanmış. Büyümüş. Evet. Hep benim babam İbrahim Tatlıses evet. demiş ama diyememiş. Dolayısıyla şimdi sen gelmedin, notere geç kaldın. İşte yani aslında bir ev dedi. Bu kız böyle bir kız da değil. Hiç değil. Bunu koy tek ya, odaya. Ya olsa neler yapabilirdi. Aynen. Ne skandallar yaratır. Ama insan da ötekileştirildiği zaman... Evet. Hem ağrına gidiyor. Gitmez olur mu ya? Tabii ki olay gider. Bu.
Yani yoksa bu kızcağız bak öbür kardeşlerinin de ya hep sokulmaya çalıştı. Hep sokulmaya evet, çalıştı. Ama onu o aileye almak istemediler. Sakın unutma. Ha, ve burada da İbrahim Tatlıses'in kendi suçu var. Etrafını bence çok dinledi. Şimdi şöyle bir şey var. Erkekler bir başka kadına gittikleri zaman o çocuklarını bir başka çocuklarının annesi istemeyebiliyor. Evet. Hepimiz yaşadık aynı tabii şeyleri. Yani ben de gidiyordum babamın evine. Bütün kardeşlerimin duvarda resim vardı. Benim yoktu. Hüngür hüngür alıyordum eve gelince. Anneme şikayet ediyordum. Benim resmim yoktu vardı diye. Şimdi bunlar hep yara. Yani şimdi o çocuklarına daha fazla ilgi davranması falan kıskançlık değil ama insan babasının kendisine de böyle davranmasını istiyor. Dolayısıyla yani bu kıza üzülüyorum yani. Çünkü yazık yani. Çünkü o da babasını seviyor. Yani burada şey nedir? Burada onun suçu daha büyük ve babasının daha gençlik ve daha şöhret basamaklarına çıktığı zamanda dünyaya gelmiş olması değil. Bizim kabahatimiz yok mesela. Bizim de babamız bunlar. Ama gidiyorlar. Başkasına evleniyor mesela. O yüzden de ben gerçekten bu yuva yıkan ve başka kadınlara bundan dolayı hastalanıyorum. Şimdi bu kıza da üzülüyorum çok. Çünkü bunun da derdi para değil. Beni yakından çekmeyin lütfen. Yani peki, bunun derdi para değil. Bunun derdi aslında babasının Dilancım. Gel ben de bilmiyorum ya. Hepimizin babalarında bak Allah rahmet eylesin. Reklam dönüşü konuşalım tamam mı? Hemen reklama gidiyoruz. Reklam dönüşü biraz Seren kendine gelsin en azından. Reklam dönüşü konuşalım bu konuyu. Evet, çok buna alemsiz. Yani bir sanatçı sizle konuşmadığı zaman direkt korona mı oluyor? Yani? Gülşen'i yedirtmeyiz. Gülşen'i yedirtmeyiz çünkü her gün bizi seyrediyor. Evet. Oraya geleceğiz. Ama yine Dilan Çıtak'la devam edelim. çünkü burada bir ufak bir VTR'si daha var. Diyor ki İbrahim Tatlıses diyor ki Allah diyor hayırlı evlat versin diyor. Ama Dilan Çıtak öyle bir cevap veriyor ki bak seyredelim ne diyor. Benim babam. Yok çok üzüldüm. Çok özür dilerim, çok üzüldüm. Yani bu kız bunları yaşıyorsa bunu bak ben sana söyleyeyim hiçbir evlat gerçekten hiçbir evlat şimdi babası için hele bu kadar da çok seviyorsa yani gerçekten bu kadar çok ben seviyorsa. Ben inanıyorum ki İbrahim Tatlıses'i yani, çılgınlar kadar seviyor bir baba olarak. Ama eminim şöyle ama bir şey yani illaki hani fiziken baban olup da bak bir başka adama baba diyor. O bana babalık yaptı diyor. Şimdi çok uzun zaman zaten Dilan'a sahip çıkılmadı gibi duruyor. Yani İbrahim Bey daha iyi bilir tabii ki ama şimdi burada ne olursa olsun Dilan'a da bence sahip çıkılmalı. Neden yani, sahip çıkılmadı sence? Burada Derya Tuna etkisi var mı? Hiç bilmiyorum. Yani bu konuları o kadar şu an uzağındayım ki ve hiçbir şey düşünemiyorum ki sadece şunu biliyorum. Yani anne babası ayrılmış olan çocuklar adam evden gittiği anda bir başkasıyla evlendiği zaman o yeni kadın yeni çocuk doğuruyor ve seni eski çocuğundan bir şekilde yani onu yok saymana yani ona götürüyor. Bunu belki Ayşegül beceremez. Ayşegül becerebileceği bir şey değil. Ayşegül hiçbir çocuğundan onu yani istese de ayırt edemez. Şimdi burada en güçlü en dominant kadın burada Derya Tuna. İdo'yu korumak anlamında ve bir şekilde bütün gücün kendinde kalması adına. Çünkü Derya Tuna çok güçlü bir kadın. Ama yani yapısı da öyle. Ben ekstra dışarıdan gelecek hiçbir şeyin kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde. O da çok asil bir kız. Çok güzel bir evlilik yaptı. Bu kaosun içerisinde hiç olmadı. Evliliğini yaşıyor. Evet. Tamam. Şimdi onun annesi kuvvetliydi. Perihan Savaş'ın kızıydı. Yiyemezdi. Ha ama Perihan Savaş'ı yiyemediği için olmadı. Hayır hayır ben onu demiyorum. Mesela o Perihan Savaş'ın kızıydı. İdo Derya Tuna'nın oğlu. Ayşegül daha yeni sistemde evet olduğu için İbrahim Bey'le zaten bağlantı halinde. O da daha kuvvetli vaziyette. Bu kızın annesini bile bilmiyoruz. Görmedik tanımıyoruz bile. Tanımıyoruz. Evet. Şimdi bunların mücadeleleri çok daha zor. Çok zor. Bu çok kız acıklı çok daha yol yalnız. Evet. Dolayısıyla bunun derdi ev mevde değil. Ama benim de mesela babam herkese bir şey yapıp da beni hep bir tarafta ben hep bir yer Ayşecik gibi bir kapının köşesinde kalıyorsam bu demek, benim de çok ağrıma gider. Eğer o söyledikleri iddiaları sabah, doğruysa tabii. Notere sabah yetişemedi de
yetişemedin ve ev gitti. Ne demek ya? Böyle bir şey yani, olmaz ya. İbrahim Bey aslında çok vicdanlı, hüngür hüngür ağlayan, aslında çocuklarını da seven. Ama yani bazen gururlu olan evladın var ya, her şeyi seninle konuşamayan, isteyemeyen, anlatamayan. Ben sana bir şey diyeyim mi? Asıl yaşlılığında bu kız ona bakar, yani, biliyor musun? Yani işte, yani bu kıza, yani bakın yine söylüyorum. Dilan'a bir başka kişi bakmış, büyütmüş. Çünkü biz Dilan'ı büyüdükten sonra zaten gördük. Aynen. Varlığından haberdar olduk, öyle mi? Şimdi artık ama biliyoruz. Hala Dilan Çıtak diyoruz. Hala bu kıza Dilan Çıtak tatlı ses diyemedik. Evet. Diyemedik. Çünkü yani kızı konumlandıramıyoruz. Haklı değil mi bu kız sence? Bence çok haklı. Ben babam televizyonda İbrahim Tatlıses'i göreceğim. Bu benim babam diyeceğim ama annem diyecek ki sus kızım, söyleme kimseye. Yıllarca. Bunu paylaşma kimseyle. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Bu, zaten böyle büyümüş bu kız. Yani aslında İbrahim Bey'i suçlamak adına söylemiyorum. Ama anne babası ayrı olan çocuklar, özellikle kız çocuklarında inanılmaz dedi. Hep diyorsunuz ya, yanlış adama baktım, bu adama olunur mu? İşte o hep sevgi arayışı içinde. Bu kızın hayat boyu çok mutlu olma şansı yok. O yüzden de İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum ben. Ben onun ama, ilişkisinde de denk geldim. Dilan'a olan sahip çıksın yani. Evet. Dilan'a, Dilan'ın istediği gibi bir kız evladının eksikliğini, bak diyor ki maneviyat yok. İbrahim Tatlıses'le birbirimize saygı duyan iki kişiyiz. Ama asla bir baba kız değiliz diyor. Şimdi bir kız için, bir kız evlat için de en acı şey bu. Yoksa evde mevde falan. Ev artık son damla olmuş bence. Tabii. Aynen öyle canım. Yani ev meselesi horlanmış. Belli ki dışarıda kalmış. Kapı dışında kalmış. Yani sana yüzden başka bir can alıcı soru sorayım mı? Sor. Cevabını çok merak ediyorum. Sence İbrahim Tatlıses'in o bahsettiği 3 tane vefalı çocuk kim? 4 tane vefasız olan, parantez içinde soruyorum, evlat kim? Bir sıralama yapar mısın bana? Şimdi İdo bir kere kesin bir var. İdo ile en son küçük ufaklığı onlara ayrı Elif'a tutuyor. Da. Şimdi bütün bakın bunu söylerken bunun psikolojisinin ne olduğunu bilmiyorum ama hepimizin babaları maalesef evlendikten sonra bir başkasıyla, onlar da kardeşlerimiz. Benim de kardeşlerim var. Çok da seviyorum. Evet. Ama hep bunu görerek büyüdüm yani. Daha fazla sevgisini onlara gösterdi mesela diye düşünüyorum. Onlara babalık olan, babalık görevini daha çok yaptı. Ben daha ilk göz ağrısı olduğum için belki yapamadı gibi. Dolayısıyla ben de Ahmet'e sinirli. İki tane kızı var. Ben Ahmet'ten var vazgeçeceğini düşünmüyorum, biliyor musun? Ne kadar benim babamla abim de yani kedi köpek gibidir ama hiç birbirlerinden vazgeçmez. Ben o yüzden Ahmet Tatlı'nın ve İbrahim Tatlıses'in şimdi birbirinden nedense vazgeçmeyeceğini. Biliyor musun, bizim bir kapı komşumuz var, büyük de birisi. 4 tane de evladı var. Evet. Adam kansere yakalandı. Çağırdı 4 tane çocuğunu. Bu senin, bu senin, bu senin, çok bu senin güzel dedi. Kimseye düşman yapma şeyi bırakmadı. Çünkü bu açıklama, İbrahim Tatlıses'in açıklaması da aslında çok kötü bir açıklama. Yani birbirine sokma stratejisi gibi bir şey. Sanki bu açıklamayı yapayım, onlar da birbirlerine. Yok, şimdi evlatlar annelerine babalarına ya benim yarınımı düşün dediği zaman sen benim ölmemi mi bekliyorsun diyorlar. Hayır, hiç alakası yok. Olabilir mi böyle şey? Siz ömür boyu yaşayın, biz çadırda yaşayalım. Ama şimdi bir tanesinin kocası var, evlenmiş, hayatını kurtarmış. Ben de düşünüyorum. Ben de mesela çünkü iyi yaşamaya alışmışım, bir standartım var. Ben de bunu devam ettirmek istiyorum ve bu benim babamın bana bırakmış olduğu bir şeyse benim de buna bir hayır, ama bu çok normal. Bunu annelerimiz ve babalarımız hayattayken bu çok tartışma götürür bir şey, biliyor musun? Yani neden iki opsiyonu var. Neden? Şimdi öbür konuya geçmek istiyorum ama niye, sadece kısaca söyleyeyim. Bir öldüğünde bir adam paylaşımını yapmışsa bir bakıyorsun ki o çocukların hiçbirisi dönüp ne anneye ne babaya bakıyor. Anne baba orada sürünerek belki ya, ölüyor. O ayrı bir şey. O başka. Bunu o yarın olamaz konuşalım mı? Şimdi yine başka büyük bir olay var. Bu önemli bir olay. Tabii, ama bence bunu lütfen yarın yatıralım. Edelim. Bakın burada bütün aileler aynı hataları yapıyorlar. Anne babalar aynı hataları yapıyorlar. Kardeşleri birbirine düşman ediyorsunuz. Siz anne baba olarak bize doğururken bize sormadınız.
Tamam. Bizim hayatımızla da alakalı. Yarın birbirimize veraset vergisi var, o su var, bu su. Bunlar büyük mallar. Yani kalkıp da siz bunun öncesine bir şekilde yarınımızı düşünmek zorundasınız. O yüzden de kusura bakmayın. Tamam. Ben Dilan'a hak veriyorum. Yarın tabu katastro bölümü yapacağız. Yarın bütün malları Seren Hanım, Nevin Hanım, bütün malları Allah'ın izniyle lütfen Serenciğime bırakırsanız biz de onu çıtır 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 yeriz. Nevin Hanım'ı da artık sanatoryuma mı kapatırız? Emekliler sandığına mı gömeriz bilemiyorum. Allah korusun. Başımın üstünde olsun. Hadi. Da. Geldik evet. Yine bir büyük stara, bir onun küçük starına, küçükçüğüne. Mahsun Kırmızıgül, dev sanatçı, büyük prodüktör ve ben sinema çok yönetmeni de artık. Çok beğendiğim bir adam. Onun yanında da Alişan diye birisi var. İkisi barışmışlar. Daha doğrusu Mahsun Kırmızıgül tenezzül edip barışmış. Çünkü Alişan ölüyordu diye barıştı herhalde diye düşünüyorum. Ama maalesef ölmedi. Ay, dolayısıyla yazık ya, Allah korusun yok, yok, diye. Herhalde canım espri yaptığımı anlıyordu. Yani ölmedi, yapacak bir şey yok dermişim. Barıştılar. 20 yıl dile kolay Seren. Serenciğim. Efendim. Bak canım. Bak buna da mesaj gelince asla hiçbir... Kim? İbrahim Bey mi yazmış? Evet, İbrahim Bey geldiği için... Yani İbrahim Bey'den mesaj geldiği için şöyle bir dururum. Çünkü onun da her zaman söz sahibi bu konularda. Ve bir şekilde biz Dilan'a anlattık. Şimdi ona izin vermeden tabii okumayacağım. Sadece bana ne yazdığını merak ediyorum. Okuyabileceğin bölümü söylersin. Bize... Evet. Şimdi o da diyor ki İbrahim Bey mesajınızı okumam tabii ki ama şöyle de küçük bir haksızlığa da tahammülü yok. O yüzden de şöyle bir şey demiş. Tabii diyor ki siz her şeyi bilmiyorsunuz. Doğru. Bilemezsiniz. Tabii ki doğru. Ben diyor çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum diyor. Bir baba olarak diyor çocuklarımın, evlatlarımın hakkında ben konuşamam. Sadece onların anlattıklarını dinlerim ve üzülerek diyor. Ama diyor şimdi yarın öbür gün İbrahim Bey'in programı başlıyor inşallah. Hepimiz zaten tabii dört gözle onu bekliyoruz. Ben de dilimin döndüğünce kendime kendi programımda peki bir, ifade edeceğim. O telefona bir basamıyor musun? Neye basamıyorum? Aramak için. Ben emri vaki yapmam. Yok. Yok yok yapmam. Emri vaki yapmam. Şimdi demiş bakayım başka ne demiş mi? Geldim. Evet. Yani neyse onları söylemeyeceğim. Benimle alakalı değil yani. Benim o da onunla kızla, hayır seninle de alakalı değil yani, kız, çocuklarına söylüyor. O zaman herkes diyor eteklerindeki taşları o zaman döksün bakalım diyor ki olmaz böyle bir şey. Ama yine söylüyorum, ben İbrahim Bey'i çok seviyorum. Yani ya çok bütün vicdanlı, Türkiye seviyor zaten. Çok vicdanlı, çok merhametli, çocuk gibi her şeye ağlayabilen falan bir adam olduğunu biliyorum. Ama işte ben de bir kız evladı olduğum için, ben de babamı çok sevdiğim için, benim babam da peki bir şey başka evliliklerden çocukları olduğunda hep beni daha az seviyor gibi hissettirdiği için bana. Ben bir gerçekten acaba? Çok seviniriz. Dilan'ın yalnız kaldığını, yani öyle gözüküyor en azından. Hani biz Dilan'ın anlattıklarıyla bunu bu şekilde görüyoruz. Tabii çünkü canlı canlı yani öyle anlatıyor. Bu şekilde anlattı. Yani uzun zamandır sizin kızınız olduğunu bilmiyorduk falan. Ama sizin de belki sebepleriniz vardı falan. Bunları kimse kimseyi zaten suçlayamaz. Zaten Dilan'a söyledikleri. Ben sadece bir kız evlat olarak yani size çok sevdiğini düşünüyorum. Çünkü bir kere sohbet ettim. Yani tek başıma çok eski yani 2 sene önce. Ama o zaman da kız ağlıyor ağlıyor. Yani ama burada size da sevdiği belli. Aslında o kadar çok seviyor ki. Evet. Ama yakınınıza gelemiyor gibi. Sanki böyle bir şey var gibi geliyor yani. Bu kızın tümüyle rol buraya model. Kadar hani buraya kadar bu açıklamaya kadar çok şeyler atlatıp geldiğini düşünüyorum ben. Ve size en fazla benzeyen çocuğunuz sesi sizin yani sizin çok sesinize kimse yakınlaşamaz da yani İbrahim Tatlıses'in evet. Çocuğunun sesi ancak böyle bir ses olabilirdi. Hani her şeyde bir tarafa atın. Siz dınısının dını kapısının dış mandalına sahip çıkan aynen. Bir adamsınız. Ne olursa olsun hatta ben de yapıyorum anneme. Ben de didişiyorum. Tabii. Ama o da hepimiz annemize babamıza kızıyoruz. Ona siz de kızıyorsun ama siz yani büyük bir adamsınız. Siz
Çok iyi bir adamsınız. Sinirlisiniz. Sinirlendiğiniz zaman gözünüz döner, onu yaparsa onu söylersiniz, bunu söylersiniz ama siz iyi kalpli bir adamsınız. Aynen. O yüzden de evet, çocuklar, biz bazen dilimizin kemiği olmuyor. Biz de sinirleniyoruz. Biz de, ben de yapıyorum anneme. Ondan sonra çok pişman, üzülüyorum ben. Ben de kavga ediyorum. Hepimiz yapıyoruz bunu. Saygısızlık da bazen yapıyoruz ama yine bağışlayıcı siz olacaksınız. Yapılacak, yani toparlayıcı, bir arada tutucu. İbrahim Tatlıses milyonları bir arada tuttu. Siz gittiniz, biz dağıldık. Siz gittiniz, sektör bitti. Siz gittiniz, gazino hayatı bitti. Ve bunu hep söyledik. Siz herkesi toparlayan bir adamdınız. Siz kendi ailenizde mi bunu yaşayacaksınız? Asla inanmıyorum. Yani ben bunu toparlanacağını düşünüyorum. Dilan'ın da sizi, benim arkadaşım değil, bir şeyim değil, bir kere gördüm hayatımda, sohbet etme imkanı duydum. Sizden bahsederken hüngür hüngür ağlayan bir kız, sizi çok seviyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Bir mesaj daha geldi. Ay Arto, ne meraklısın. Her şeyi de okuyacak halim yok. Hayır. Bir şey daha yazmış olabilir diye dedim. Bakıyorum, yazdıysa bir şey iletmemi isterse. Hayır, yazmamış. O da kendince şeye kızıyor. Yani çocuklarının ondan şikayetçi olmuş olmasına belki. Bir şey söyleyeceğim ya. Hiç mi burada İbrahim Tatlıses hatalı değil? Hiç mi? Hayatım, varsa da onun da belki söyleyecekleri şeyler vardır ama yani şöyledir. İbrahim Bey mesela hata diye, yaptığında da ama hata biz, yaptığında ama söylüyoruz. Biz zaten hep çok sevdiğimiz için İbrahim Bey'i savunuyoruz tamam, hep. Tamam, çok sevdiğimiz için bir savunulacak bir durum yok burada. 20 yıl babasız, en azından kendi öz babasından ayrı kalmış bir kızdan bahsediyoruz. Bırakın da biraz serzenişte bulunsun. Ya bulunsun. Bırakın ama ağlasın, diyor ki, zırlasın, ama desin ki bana bu yapıldı, bu edildi. Tamam. Bunu tolere etmek durumunda. Tamam, o zaman İbrahim Bey de belki normal, bununla alakalı şimdiye kadar demek istiyor ki siz bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Ben de diyor çocuklarımı şikayet edip de çocuklarım hakkında konuşacak bir adam değilim. Ama bilmiyorsunuz. Ere olarak verildiği için. Tamam, bilmiyorsunuz. Onların anlattığıyla biliyorsunuz demek istiyor. İyi de diyor ki 3 tane çocuk, keşke 3 tane çocuk yapsaydım. 7 tane tamam, yapmasaydım demek diyor. Demek ki bunlardan bir şey gördü o da demek istiyor anladığım kadarıyla. Hepimiz anamıza babamıza yapıyoruz işte geliyor. Yani hepimiz yapıyoruz, yapıyoruz maalesef. Biz çocuklarda da kabahat var, yapıyoruz. Tabii. Ama bu kız size hani şimdi başkasına baba dedim, o beni, onlar da birazcık tabii ki bir hatırşinas bir kız olabilir ama aslında size kızgınlığından tabii. Mesela ben anneme sinirlenip ben seni hiç sevmiyorum, hep babamı sevdim hayatımda diyordum yani. Yani o yüzden kıyamam ya. Yani bilmiyorum, babalar o kadar önemli ki kız çocukları için tabii. Ben bir tek onu biliyorum yani, bir anne ne yaparsa yapsın ömrünü de versin, bu kızlar babası, babaları çok seviyor. Evet. Babaları seviyorlar. O yüzden ben bu konularla biraz hassas olduğum için ben her zaman babalar ve kızların kavuşmasından yanayım. Bu yani. Nevin Hanım buna ne yaptı, şey yaranamadı. Yine bak, yine babadan bahsedince gözleri doluyor. Çünkü baba, kız bu çocuk için baba efsanedir yani. Anladın mı? Ben şimdi tahmin edebiliyorum. Ha, hata yapmış mıdır? Bak, bilmediğimiz belki hiç affedilmeyecek şeyler de yapmışlardır. Şu röportajın her haklı yerinde, da olabilirsiniz her yani yerinde ama babasını çok sevdiği o kadar belli ki her kızgınlığında bile, biliyor musun? Tamam. Dilan'ın. İbrahim Bey de, İbrahim Bey'in de köşeli olmazsa olmazları var hayatta. Saygısızlığa tahammülü yok. Böyle para pul konularının konuşulmasına tahammülü yok. Yok yani. Ama ne yaşadıklarını hakikaten bilmiyoruz. İbrahim Bey'den de gerçekten dinlemek gerek. Ama onu şimdi televizyon programı başlayacağı için o belki de o televizyon programında bunları açıklamayı daha uygun görürken kendisi de öyle yazmış bana. Ha, kendi televizyon programımda ben hiçbir zaman ısrar etmem. İbrahim Bey benim Star'daki televizyon programlarımı da seyrederdi. Yazar arada mesajla seyreder sağ olsun. Bir şey söylediği zaman da mutlaka buradan söyleriz. Ama dediğim gibi İbrahim Tatlıses Türkiye'yi bir arada tuttu. Bak, Türkiye'yi, müzik sektörünü tuttu. Sanat camiasını tuttu. Televizyonu tuttu. İbo Show gitti. Gazinolar bitti. Gece kulüpleri, şarkı, neyse, her şey bitti. Yani bizi biz de aldık. Yani o yüzden de o toparlayıcı bir adam. O yüzden onun geri dönüşüyle bence yavaş yavaş bu retro diye bir şey var biliyorsunuz. Aralığa kadar devam edecek. Herkes birbirine girecek. Böyle şeyler olacak. Bu aralığa kadar biraz herkes sakin olsun. Retro olayı var. Bir herkesin böyle birbirine
girme şeyi var. O zaman sakinleşelim. Evet. Bırakalım bu konuyu. Dinginleşelim. İbrahim Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı, evet, hürmetlerimizi ve bu yeni programında da başarılar diliyoruz. Onu çok seviyoruz. Evet. Bu baba çocuk davaları hepimizin kanayan yarası. Şimdi geldik. Ama geçecek diye şimdi düşünüyorum. Şimdi geldik. Türkiye'nin, evet, ve dünyanın en büyük starlarından olan bir kadından bahsediyoruz. O kadın ki dünyanın en büyük starı olduğu halde tabii ki taklitleri de yapılıyor. Ve taklitlerini Türkiye'nin en büyüğü yapıyor. Ve Türkiye'nin en önemli kanalında, en önemli projesinde yapıyor. İşte seyrediyoruz. Seren Serengil taklidi. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu, yönetmen ve söz yazarı Yılmaz Erdoğan'ın öncülük ettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapılan bir skeç bizi çok güldürdü. Biz de sizinle paylaşmak istiyoruz. Konuşmazsan duymaz. Daha ilk saniyesinde gülmeye başladık. Birşan Bali ve Seren Serengil'in ele alındığı bu oyunda her detay bizleri kahkahaya boğdu. Kim bilir belki de ileride Arto'yu da konu ederler. Öncelikle geçirdiğimiz şu zor pandemi döneminde bizleri güldürdükleri için çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. BTR'yi izledikten sonra Seren Serengil'in vereceği tepkiyi şimdiden merak ediyoruz. Seren Serengil'in bardak düşürmesine de takılmadan edememişler. Bakalım sevgili yorumcumuz Seren Serengil şimdi gelecek görüntülerden sonra nasıl fikirler beyan edecek? Yorumcularımızın yayın esnasında yapımcımız Bilal Özbilge'den aldıkları pasları da çok komik bir şekilde anlatmışlar. Komik sahnelerden geçiyoruz. Konuşmazsan Duymaz'ın magazin turuna. Genelde olaylı ve aksiyonlu geçen programımızı belki de en iyi anlatan sahnelerden biri. Yüzümüzü güldüren bu güzel skeç için teşekkür ediyor ve biz de ÇGH diyoruz. Bravo vallahi sevgili çok... Yılmaz Hoca'ya ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Seren çok güzel, çok, çok gurur harika, verici bence. Gerçekten şimdi yıllardır benim taklitlerim hep yapılır. Bu arada bir hafta konuk ol. Mutlaka Yılmaz Erdoğan'a ve bütün oradaki ekibe, yani özellikle Seren Serengil çok başarılı gerçekten. Bircan'ın Aragaz'ı çok başarılı. Şimdi Bircan'ı niye seni yapmamışlar onu öğrendim. Şu Bircan'ı... yazar mı? Senarist oynayan kız yani bir şey, o yazmış bunu. He. O yüzden iki kadın olması gerektiği için, yoksa aslında seni yapacaklarmış ama kadıncağız yazmış bu olsun, parodiyi. Olsun. Bir dahaki seferde seninle yaparlar. Şimdi Yılmaz Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İyi programlar, gündemde olan herkesin, her kişinin taklidi yapılır. Bu önemli bir şeydir. Taklidin yapılıyorsa zaten tabii gündemdesindir ve başarılısındır. Dünyadaki bütün starların, Türkiye'deki bütün starların her zaman, her daim taklitleri yapılır. Ama bu ayrı, yani program da çok, tabii bizim program da çok önde bir program. Çok sizin tarafınızdan sevilen bir program. Birebir yapmışlar yani. Gerçekten çok çok güzel. Zaten BKM'den de açıklama gelmiş, biliyor musun? Ne demişler? Sizi yapmadık diye. Yani sizi bir sonraki projede yapacağız diye. Seni. Evet, onun için bağlandılar, BKM'yi aldı. Sadece özellikle sondaki aile mahkemelerinin bizim programlarla hiçbir ilişiği ve alakası bulunmadığı halde. Hayır, aslında orada bir ironi aslında var. Ironi orada var. Diyor ki meşgul etmeyin kardeşim diyor. Evet, yani evet. Aslında bütün herkese orada başka bir mesaj, evet, var. Aslında Yılmaz Erdoğan benim orada hapise gönderiyor. Eski görümcemsi miydi aslında?
eski görümcesi göndermiş. Onun da reytingi sıfıra mahkum ediyormuş. Ama sonuç olarak tabii ki tabii görümcesinin bugüne kadar bir tane taklidini yapmadılar. Çünkü programı hiç tutmadılar. Yenge. Ama biz ha, görümcesi yenge mi? Oluyor. Ben de hiç anlamıyorum ya o işlerden. Neyse eski yengesinin programları tutmadığı için onun taklitleri yapılamıyor programında. Demek ki bizi yaptıklarına göre seyrediyorlar, seviyorlar. Sevgilerimizi, evet, saygılarımıza gönderiyoruz. Çok öpüyoruz. Alkışlıyorum. Çok başarılı Yılmaz bir ekip. Yılmaz Hoca her öldük zaman. Öldük gülmekten. Her zaman. 30 yıldır çok başarılısın. Çok öpüyoruz. Bütün tabii... Ekip genç, süper. Evet, bütün gençlere. Özellikle Seren Serengil'e, evet, bayıldım yani. Bir gün ağırlayalım hadi. Ya bugün bizi ağırlayalım hatta. Ben yani kendi kendimi sevdim. Şimdi geldik Acun Ilıcalı'ya. Bizim Acun. Altın çocuğumuz. Evet. 5 numarada, 5 numarada burada vallahi Acun var. O yüzden fark etmez, Cem Yılmaz da yapabiliriz. Hangisini istiyorsan. Tamam, Cem'i verelim. Cem Yılmaz diyoruz önce. İzliyoruz Cem Yılmaz'ı. Ya bu Cem çok komik. Çok iyi değil ya. Mi? Bu söyleşiyi seyrettim. Aslında çok komik değildi söyleşi. Daha böyle şey geçti. Tolga biraz herhalde istediğini alamamış. Tolga istediği gibi soru soramamış Cem'e. Veya Cem'i serbest bırakmış. Ama burada harika bir espri yapmış. Ya Acun bulacak aşıyı ya Nusret. Nusret bulursa zaten altın aşıyla herhalde tüm dünya. Yani şey diyor yani aslında Acun'un aşıyı bulacağını bütün Türkiye beklemiyor muydu diyor. Evet. Ya Acun o kadar doğru bir güvenir adres ki yani demek istiyor. Herkes o kadar güveniyor ki Acun'a. Evet. Bulsa biz de güvenilenler gördük. Acun bulurdu diyor. Ve arkasından da tabii hemen onu onur etmiş olmasına sinirleniyor kendi başına. Ondan hemen Nusret'le onu aşağıya çekiyor. Aynen. O kadar akıllı bir yani adam ki. Nusret'le Acun'u aynı tahtravalliye oturuyor. Mahsus da kendini oradan aradan çıkartıp ben yine de ben de birazcık diyor. Acun'a bir gıcıklık hissettim ben orada. Zaten sonuçta başarılı insanlar birbirlerini ne kadar seviyor gibi görünseler de her zaman kıskanırlar. Her zaman bir çekememezlik çok doğal. Yani bu rekabette. Ama onun rakibi de ki komedyen değil Acun, bir şey değil. Yani Acun sonuçta bak bir... bakalım Acun buna karşı ne diyor? Acaba bir şey diyor mu? Yoksa onun yeri onun yerine ona çok güzel bir yardım kampanyasıyla kapak mı yapıyor acaba? Ha. Hiç Cem Yılmaz'ı bir yardım kampanyasında görmedim. Acun'un hiç hoşuna gitmemiş. Tabii ki haklı. Hoşuna gitmemekle. Burada bu hanımefendi gibi binlerce kişi belki bekliyor. Bu uyanıklık tabii ki hoş değil. Kısaca hoş değil. Yani ama çok da çaresiz kalmış yani. 7,5 bu arada 7,5 mu bak? Burada yani tabii, bunu da bu kadar çok uzatacak da bir şey yok ama. Yok ama ya bağlanmış artık yani iki, evet, tane tabletle ne yapsın? Yani onu yapabilmek aslında onun için utanmak bile bir aslında aciz içinde belki de kadıncağızla aradı. Ama işte iki tane çocuğun olduğu zaman ve gerçekten onlara tablet alamazsan. Ama onun gibi bir sürü söylüyor ya onun gibi bir sürü insan. Şimdi bak var burada da tamam yani. Yok burada da doğru söylüyor Acun. Bu arada tebrik ediyorum. 7,5 milyon lira topladı. Süper. Tebrik ediyorum. Ha, bence o zaman Cem Yılmaz buradaki sohbetinde aynı zamanda tabii iyilikler de yaptığı için, hayırlar da yaptığı için, örnek adam olduğu için en sonunda aşıyı da bulacak anlamında. Oradan kinaye var. Ya tabii ki kinaye var ya. Geçirmiş şimdi, bayağı. Evet. Yani Acun'un laf bu kadar geçirmiş hayır işleri yapmış olması. Acun'un bu kadar ne bileyim örnek bir adam. Yani hakikaten güzel şeyler yapıyor. Yani ya iyi çocuk ya Acun. Evet ya kendini çok güzel pazarlıyor. Ya, bence çok güzel bir paketliyor. Çocuk, bir yani gerçekten bu kadar iyi olduğuna inanıyor musun? Ya bilemiyorum. Benim çok eski tanıdığım bir adam. Öyle özel bir dostluğumuz yok ama yani bu kadar iyi olabilir mi bir insan? Şöyle sana söyleyeyim. Çok eskili o zaman çünkü samimiydim. Yani ben muhabirken işte o zaman iyiydi. Acun'la samimiydim. O zaman çok iyiydi, evet. O zaman çok iyi, çok efendi, düzgün bir çocuktu. Kimse kırmazdı biliyor musun? O yüzden zaten hiçbirimiz kırmazdık. Bu paraları bu mevkiye nasıl sence geldi? Ama işte bu düzgün kişilik.
Bizi de yararlandır kanka. Yani biz de eskiden yani, birlikte yürümüştük gibi. Yani sonuç olarak düzgün bir adam olduğu için herkes güvendi ona. Büyük abileri de güvendi. O su da güvendi. Aslında dostluklarla buralara kadar geldi diye düşünüyorum. Yoksa herkes muhabirlikten geldi. Herkes olabildi mi bir Acun? Birçok muhabir arkadaşımız da olabildi mi? Ha, olamadı. Evet, ama bir personalitesi var yani. Bir yok, başka kesinlikle bir canım. Personality. Personality'si tabii ki var yani. Onu da söylemeyi bilmiyorum lütfen. Personality. Good morning. Evet. Hi, how are you? Bir şey söyleyeceğim ya. Gülşen'i mi versek? Gülşen'in hani koronavirüs olmuş dediniz ya. Onu mu versek? Kenan Doğulu, Beren Saat mi versek? Kenan Doğulu, Beren Saat. Hadi o zaman. Kenan Doğulu, Beren Saat. Ayrıldılar, ayrılacaklar derken geçtiğimiz süreçte evliliklerini yoluna koyan Beren Saat ve Kenan Doğulu aşklarını dolu dizgin devam ettiriyor. Pandemi döneminde bir hayli zora giren Beren-Kenan aşkı geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yaptıkları tatille ikinci baharı yaşadı. Hatta bu olaylardan önce Kenan Doğulu'yu muhabirimiz Mustafa Ağda prova sonrası yakalamış ünlü şarkıcı ilk kez ve sadece söylemezsem olmaza konuşmuştu. Beren Hanım'la nasıl aranız? İyi kardeşim, iyi. Teşekkür ederiz. Son dönemlerde bir haberler çıkmıştı efendim. Onların doğruluk payı var mı efendim? Yok, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar da üzülüyor filan. Güzel eşi Beren Saat'le olan ayrılık söylentilerine nokta koymuştu. Kenan Doğulu açıklamalarında aramız çok iyi demiş, biz açıklama yapmadan hiçbir habere inanmayın demişti. Çıkan bu iddiaları duyunca yorulduklarını ve üzüldüklerini söylemişti. Bu röportajdan sonra tam da Kenan Bey'in dediği gibi aralarının çok iyi olduğunu, sıkıntıları aştıklarını herkese göstermişlerdi. Beren Saat Atiye dizisiyle adeta bir ivme yakalamış, Kenan Doğulu ise müzik hayatındaki istikrarlı başarı sıyla göz dolduruyordu. Geçtiğimiz hafta Atiye'nin ikinci sezonu bomba gibi başlamış, herkes diziden övgüyle bahsetmişti. Geçtiğimiz günlerde de ünlü çift Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazelemişti. Ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat bu eğlenceli videoyla sosyal medyada maşallah dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu bir klinikten çıkarken görüntülendi. Kenan Doğulu muhabirleri söylediği sözde kahkahaya boğdu. Ünlü popçuya güzel eşi Beren Saat'in oynadığı Atiye'nin yeni sezonunu izleyip izlemediğini sorduk. Kenan Bey hiç düşünmüyor, bir çırpıda deyip noktayı koyuyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Atiye'nin yıldızı Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'yla aşk dolu pozlarını sosyal medyasından paylaştı. İkilinin bu fotoğrafına yüz binlerce beğeni yağdı. Ünlü çift adeta düşman çatlattı. Ancak bu fotoğrafı paylaşan Beren Saat nedeni bilinmez bir şekilde paylaşımını ani bir kararla kaldırdı. Fotoğrafı neden kaldırdığı büyük bir merak konusu oldu. Uzun zamandır paylaşım yapmadığı sosyal medya platformundaki bu paylaşımı kaldırmasının sebebi aşklarına değecek nazar korkusu mu, yoksa ikilinin arasında tekrar bir tartışma mı yaşandı? Hadi kısa kısa geçelim, bir bombalayalım. Kenan Doğulu, Beren Saat. İlişkileri sanki oturuyor gibime geliyor ama burada bir tane şey eksik, taçlanması lazım. Bir bebek. Ama işte bu konuda da hiç çok fazla artık üzerlerine gidilecek bir durum yok. Bazen bilmiyorsunuz, insanlar çocuk yapmak istiyorlar fakat bir şekilde olmuyor. Ve neden olmadı sorusu kadını çok fazla baskı altına sokuyor. Etrafa karşı da, kocasına karşı da utanıyor. Kendisi de utanıyor. Yani devamlı bir, hayır birçok evlilik var çocuk olmadan devam edebilen tabii, artık. Tabii, ve inanmana birçoğunla da konuştuğum zaman, hani belki beni rahatlatıyorlar mı diye konuşuyorlar diye düşünüyorum ama hep mesela 15 yıllık 18 yıllık evlilikler çocuksuz da o kadar çok mutlu olabildik, kendimize vakit ayırabildik, hayatı gezdik, dünyayı gezdik, kendimize zaman ayırdık. Evet. Çok da mutlu olduk. İkimiz de istemedik diyenler de var. Yani, Beren ilişkisinden emin mi sence? Bak bu arada bir paylaşım yapıyor. İlk defa yani neredeyse çok uzun süreden sonra. Bak bu resim birlikte paylaşıyor ve sonra siliyor. Evet, çünkü Beren bu fotoğrafta o kadar kötü çıkmış ki. Ha.
Bak sen tabii kadın bak şimdi bakıyorum. Bilal görüyor musun? Bak şimdi başka şekilde bakıyor çok olaya. Çok kötü yani. Doğru. Hiç, bak, hiç Beren gibi çıkmıyor. Mesela Seren'e şöyle bir resim koy. Bizi hepimizi uçurur. Doğru söylüyorsun biliyor musun? Başka türlü baktım. Her şeye bak. Bazen mesela ben de koyuyorum. Sonra koyduğum anda iyi hiç beğenmedim diyor musun diye siliyorum. Doğru yani, bakıyorsun. Bunun bu fotoğrafta Beren'in makyajı mıdır nedir anlamadım. Bir kötü falan. Bir yani acayip duruyor değil mi? Hiç Beren değil de başka normal alelade böyle bir tip gibi hiç beğenmedim ben de. O yüzden de o da kesin bundan beğenmedi. Yani koya koya bu fotoğrafımı koymuş derim yani uzun zamandan olabilir, sonra. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Hadi buradan Gülşen'e geçelim mi? Geçelim. Bu güzel çiftimize mutluluklar diliyorum. Ne olur Beren artık her şeyden emin ol. Eğer ki tabii ki sağlıksal bir şey yoksa güzel bir çocuk doğur ya. Kenan Doğulu'yla Beren'in çocuğu çok güzel olabilir. Yani yapsınlar. Hayır o yani bir sağlık bir problemi yoksa. Ve geldik Gülşen'e. Çocuğuna güzel bakıyor. Güzel bir çocuk doğurdu. Niye ters demiş? Koronavirüs olmuş. Kim? Yani koronavirüs olmuş ondan ters demiş. Hayır niye yani? Bir seyredelim bakalım diye ne olmuş. Yani Gülşen'den hiç beklenmeyecek bir performans. Ama o da bir insanoğlu. Biz geçen gün Seren'le gördük. Bizi kucakladı. Çok sevdiğini söyledi ki biz arada onu eleştiriyoruz ya da ama hani güzel olan şey güzel ya da eleştireceğimiz şeyi eleştiriyoruz. O kadar hospitality böyle çok misafirperver bizi karşıladı evet, ve kucakladı. Aynen. Sevgiler olsun seyrediyor diye düşünüyorum. Şimdi şunu söylemeliyim ki bazen yani hakkımız yok. Yani ünlü olduğun zaman uzatılan bir mikrofona şu çıkışları yapma gibi bir şeyimiz yok. Lüksümüz yok aslında. Ama bazen de ya çıkar çıkmaz korona önü ne oldu başladı bir şey. Bu sefer insan yani sinirleniyor biliyor musunuz? Belki yani, belki de kanser. Belki de yani, bir kütle için gitti bilmiyor. Yani olabilir. Yani böyle hesap vermek zorunda hissetmek kendini çok acayip bir şey. Birisi de yakınınız da size yaptığı zaman muhakkak olursunuz. Bana da mesela hesap sorulduğu zaman neyin var? Hayır, neyin var ne mesela? Oldu? Bilmem ne falan. Ya sana ne oldu? Ne olduysa ne oldu? Hastaneye gittim. Yani mecbur muyum? Ben bazen insan annesine babasına cevap vermek istemiyor yani. Hani her şeyi de söylemek zorunda değiliz yani. Hani her an her şeyi söylemek. Canancığım bak bir kez daha karşımda durursan seninle buluşacağız ve küseceğiz. Lütfen. Şimdi çünkü konuşacağımı unutturuyorsun. Karşımda neden durduğunu anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. O da güzelliğine bakıyor. Hayır çıkmak istiyorsan seni canlı yayına çıkartalım. Ama yani buraya gelmenin anlamını anlayamıyorum. Kızdırmış. Anlıyorum yani Arto'ya yardım etmeye çalışıyorsun ama o da öğrensin artık yani. İki ay oldu. Baba ya yani. Bak Seren son dakikalarda beni sinirlendirip bu kağıtları havalara uçurtturma. Yani berberine benzemem. Berberin evet. De cilalı İbo gibi maşallah yani. Yine saçını yani, becerememiş yalnız. Efendim ama neyse ben zaten şimdi artık anladım. Bıraktım. Ben bıraktım. Allah beni sevenlerim nasıl kabul ederse etsinler etmesinler. Çünkü bana tansiyonu olan bir hasta. Şimdi bunu da yapacaklar. Ben artık geçen günde dedim. Uğraşamayacağım. Devamlı maalesef, 24'e vuruyor. Efendim? 22. Şimdi Gülşen'den ne farkın oldu senin? Canan'ı niye fırçaladın? Yazık değil mi? Bu kız sonuçta çalışıyor burada. Hayatım yazık. Yok. Orada olamaz. Bak, yazık. Olamaz. Olmaması lazım. 10. keredir uyarıyorum. Gülşen'le şimdi aynı kefeye girdin. Gördün mü? Gülşen yaptığı bir şeyi ayıplamıyorum ki ben. Kaç dakikamız yani, var? Gülşen'in yaptığı bir şey ayıp değil. Kız hastaneden çıkmış. Yok ben kalkacağım belki bu çok yakın. Ay sen mi kalkacaksın? Yani sen bir var ya bir daha bu masadan kalk. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Efendim gördüğünüz gibi. Bak. Ya bir hareketi yapacaksan. Arada ne olaylar konuşuyoruz bir bilsen. Tabii ki Seren bana yalvardı ve masaya geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın sorumluluğum var. Yoksa Seren için dönmedim. Çünkü Canan'a uyguladığı şiddet. Gülşen'in uyguladığı şiddet. Şimdi yarın TBT günü ya arkadaşlar. Yarın TBT gününde çok güzel TBT'lerle karşınızda olacağız. Öleceksiniz gülmekten. Ne olaylar, ne skandallar ve kimler ve önceki halleri. Ya acayip. Senin İbrahim Tatlıses'le büyük bir kavgan var bir kere. Hem de öyle böyle değil. Ben TBT olarak mesela bir onu istiyorum.
Allah Allah. Yani ya. Sen İbrahim Bey'e yani sen arama benim giremezsin. Ya giremezsin. Sen de benim arama zamanında giremezsin. Zamanında girenler oldu da. Mesela Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses. Aynen öyle. Allah şu kadının adının geçmediği bir gün rica ediyorum. Ama maşallah her yerde bir şey çıkıyor var. Çıkıyor çünkü her yerden çıktı. Yani. Hayatımızdan çıktı, için çıktı. İbrahim Tatlıses'le flörtü var mıydı Gülben Ergen'in? Ya artık delirdin mi? Adama var mıydı? Bir şey yapıyorsun, kızdıracaksın şimdi var ya. Var mıydı? Niye? Aa, üf, vallahi ya bazen hakikaten yani beni hasta ediyorsun. Gerçekten hasta ediyorsun. Gerçekten hasta ediyor. Bu vardı, da hasta ediyor. Vardı. Beni hasta eden kervanla bu da katıldı en sonunda partnerim. Neyse efendim yarın görüşmek üzere. Şimdi beni konuşturmadan veda edecek. Yarın TBT günü bütün TBT'leri bana atın. Bütün TBT'leri yayınlayalım yarın. Bende acayip TBT'ler var. Vallahi mi? Vallahi billahi ya harika TBT'ler var. Yarın kesin 5 mahkememiz daha var. Yarın. Sen yarın bizi mutlaka seyredin. Yarın Perşembe 5 TBT'ler var, sakın ayrılmayın. Ben bu sefer gerçekten gidiyorum. Ah, senin gibi çay fincanını düşürdüm.